Arkadaşlar selamünaleyküm. Aylardır dünya gündemini Rusya Ukrayna savaşı işgal ediyor ve bu konuda sürekli yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeleri de kanalda düzenli olarak konuşuyoruz. Son günlerde bölge yine gergin. Bir yandan Ukrayna'nın operasyonlarını arttırması bir yandan da Rusya'nın gerilimi daha da tırmandıracak adımlar atması bölgeyi barut fıçısına çevirdi. Bugün bu gerginliğe sebep olan referandumları konuşalım ve daha da önemlisi Rusya ile ilgili ortaya atılan korkunç bir iddiayı. Çünkü bu iddiaya göre Rusya bölgede taktik nükleer saldırılar düzenleyecek. Bu iddia önemli çünkü biliyorsunuz nükleer silah kullanmak o kadar basit bir iş değil ama taktik nükleer silahların kullanılacağının iddia edilmesi biraz daha gerçekçi. Haliyle de daha çok tedirgin ediyor. O yüzden daha fazla uzatmadan bu konuyu detaylı şekilde ele alalım. Biliyorsunuz savaşın başında Rusya çok hızlı başladı. Hatta ilk günlerde birkaç gün içerisinde Ukrayna'yı ele geçireceklerine inanıyorlardı. Biz de dahil bütün dünyada birkaç gün içerisinde olması da kısa bir sürede bunun gerçekleşebilme ihtimalinin farkındaydı. Dediğim gibi ilk başta öyle oldu da. Rusya bir anda genişlenebilecek bir alanı işgal etti. Ama bu işgal çok uzun sürmedi. Kiev ve çevresinden birkaç gün içerisinde geri çekilmek zorunda kaldılar. Ve geçtiğimiz ay Rusya adına daha büyüklenebilecek bir rezillik sürecinin başlangıcına şahit olduk. Ukrayna kuvvetleri karşı taarruza başladı. Ve Rus ordusu işgal ettiği bölgelerden hızla geri çekilmek zorunda kaldı. Çünkü resmen ordu dağıldı. Teslim olanlar, cepheden kaçanlar, silahlarını sağda solda bırakanlar derken koskoca diye düşündüğümüz Rus ordusu dünyaya rezil oldu. Tabi bu rezilliğin Putin açısından bir şekilde örtülmesi gerekiyordu. Düşünün Rusya'nın büyük çoğunluğu bu savaşı istemiyor ve Putin bu savaşı buna rağmen başlatıyor. Ama hayal ettiği ve propagandasını yaptığı gibi gitmiyor işler. Kendi karşısında küçüklenebilecek bir devlet Rusya'yı rezil ediyor. Böyle bir durum oluştuğunda genelde iki seçenek vardır. Ya o lider bir şekilde gider ya da bu rezilliği unutturacak kadar büyük bir başarı kazanır. İşte Putin ikinciyi hedefledi. O yüzden Doğu'da işgal ettiği bölgelerde referandum kararı aldı. Donetsk ve Luhansk'ta zaten daha önce cumhuriyet ilan eden ayrılıkçı yönetimler vardı. Onların hemen yanında Herson ve Zaporijya bölgelerini de Rusya işgal etmişti ve buralarda 23-27 Eylül arasında referandumlar düzenlendi ve tahmin edersiniz ki ortalama %97'nin üzerinde bir evet oyuyla halk Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'ya katılmak istedi. Tabii ki bu referandumun hiçbir geçerliliği yok. Çünkü zaten güvenilirliği de yok. Öncelikle Rusya referandum yaptığı bölgelerin tamamını elinde tutmuyor. Luhansk'ın hemen hemen tamamı Rusya'nın elinde ama Donetsk'in yaklaşık %60'ının Rus ordusu kontrol ediyor. Referandumun yapıldığı üçüncü bölge olan Zaporizya bölgesinin çok büyük çoğunluğu Ukrayna devletinin kontrolünde. Son olarak Rusya'nın büyük oranda ele geçirdiği her sonda da Rus hakimiyeti tartışmalı. Çünkü orada da Ukrayna pes etmiş durumda değil. Yoğun şekilde karşı taarruza devam ediyor. Yani genel ortalamaya baktığınızda Rusya'nın referandum yaptığı bu bölgelerdeki hakimiyetinin %50 civarında olduğunu söylemek mümkün. O yüzden bu referandum zaten anlamsız. Ama daha da önemlisi referandumu yani oylama sürecini bağımsız gözlemciler izlemedi ve içeriden gelen haberler oylamanın tahmin edilen seviyede geçerli olduğunu gösteriyor. Bazı bölgelerde hiç oylama yapılmamış. Bazılarında sandıkların başında silahlı Rus askerleri beklemiş ve bazılarında da askerler tercihleri kapıdan sözlü olarak almışlar. Yani silahlı Rus askerleri geliyor, sivillerin kapısını çalıyor ve Rusya'ya katılmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye soruyor. Karşı tarafın vermek zorunda olduğu cevabı tahmin etmek zaten zor değil. Yani ne açıdan bakarsanız bakın yapılan referandum tahmin edildiği gibi güvenilir değildi. Zaten bu referandum Rusya dışında hiçbir devlet içinde geçerli olmayacak. Türkiye'de dahil hiçbir ülke bu sonuçları tanımayacak. Hatta Çin bile bu konuda Rusya'nın yanında değil. Biliyorsunuz Ukrayna işgalinden önce Pekin kış olimpiyatları düzenlenmişti. Çin devlet başkanı ile Putin bu olimpiyatlarda bir görüşme gerçekleştirdiler ve görüşmenin sonunda Çin iki ülke dostluğunun limitinin olmadığını açıkladı. Daha sonrasında Ukrayna harekatı başlayınca bu açıklamanın örtülü bir destek olduğu düşünüldü ve harekatın başından beri de Çin bu harekatı işgal ya da saldırı gibi sözcüklerle ifade etmedi. Kınama anlamına gelebilecek bütün ifadelerden kaçındı. Ama bu referandum konusunda onlar bile Rusya'nın yanında durmadılar. Çin'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli diye açıklama yaptı. Yani dediğim gibi bu oylamalar hiçbir anlam ifade etmeyecek. Sadece Rusya'ya karşı olan yaptırımların dozunu arttıracak. Ama Rusya bu konuda geri adım atacak gibi de durmuyor. Çünkü kendilerini bu konuda haklı görüyorlar. Putin daha önce bu referandumlarla bölgedeki insanları Ukrayna zulmünden kurtaracaklarını açıklamıştı. Ve Rusya'nın istediği sonuç da çıktığına göre artık bölgeye tam anlamıyla sahip çıkılabilir. Rusya bunu böyle düşünüyor. Bu düşünceyle de bugün bu toprakları ilhak ettiğini açıklayacağı iddia ediliyordu. Ben bu videoyu hazırlarken daha bu açıklama yapılmamıştı. Ama yapılacağını düşünüyorum çünkü biliyorsunuz Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını Putin 21 Şubat'ta tanımıştı. Bu sabah Herson ve Zaporizya'nın da bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. Bu ilhak öncesi son hazırlık aşaması olarak görülebilir. Daha da önemlisi bugün yapılacağı iddia edilen tören için Moskova'daki Kızıl Meydan'a bir sahne de kuruldu meydan çevresindeki panolara bu dört bölgenin artık Rusya toprağı olduğuna ilişkin posterler asıldı. 2014 yılında Kırım'ı hukuksuz şekilde ilhak ettiklerinde de aynı böyle bir tören düzenlemişlerdi. Yani ben bu videoyu hazırlarken bu tören yapılmamış olsa da yapılacağını kestirmek çok zor değil. Peki bu törenden sonra ne olacak? Elbette askeri hareketliliğin arttığına şahitlik edeceğiz. Ukrayna bu referandumu tanımadığını ve bu bölgeleri geri almak için operasyon başlatacağını zaten açıklamıştı. Ukrayna karşı taarruza geçtiğinde Rusya için çok tehlikeli bir dönem başlıyor. Çünkü daha önceki Ukrayna taarruzlarında Rusya ciddi büyüklükte bir bölgeden geri çekilmişti. Bu sefer Ukrayna'ya karşı durmak için ne yapacak? Öncelikle biliyorsunuz bunun için bir seferberlik başlattılar ülkede. Bu seferberlikte türlü türlü rezillikler yaşandı. Sürecin yürütülememesinin yanında bir de Rusların savaşa katılmamak için buldukları her yolu denediklerine şahit olduk. Dün izlediğim bir videoda Rus bir genç Balyoz'la bir diğerinin kolunu kırıyordu. Düşünün savaşa katılmamak için kolunu ortaya koyuyor ve Balyoz'la vurduruyor. Ruslar bu savaşı bu derece istemiyorlar. Ve bu tarz örneklerin yanında birçok Rus vatandaşının da ülkeden kaçtığı biliniyor. Yani bu seferberlik hamlesi de saha da Rusya'nın elini güçlendirmedi. Peki Putin şimdi ne yapacak dediğimizde de İngiltere'de ortaya atılan bir iddia karşımıza çıkıyor. İngiliz The Mirror gazetesinde bir iddia yer aldı ve bu iddiada İngiliz ve Amerikan istihbarat örgütlerine dayandırıldı. Buna göre Putin savaşı kendi lehine çevirecek bir saldırı hazırlığında. Bu referandumlarla ilhak ettiği bölgeleri de kaybetmemek için bu dört bölgenin batısına taktik nükleer saldırılar düzenleyecek. Bu sayede Ukrayna ordusunun yaklaşmasını önleyecek radyasyonlu bölgeler yani ölü bölgeler oluşturacak. Evet nükleer bir saldırı yapmak çok kolay değil. Bu işin belli başlı bedelleri olur. Ama taktik nükleer saldırı olabilitesi biraz daha yüksek bir ihtimal. Çünkü taktik nükleer silahlar stratejik nükleer silahlar gibi değil. Genellikle patlayıcı güçleri daha küçük. Bunlarla askeri üsleri, kasabaları, silah sanayilerini ya da benzer güçlendirilmiş hedefleri yok edebiliyorsunuz. Yani sadece istediğiniz noktayı nükleer bir saldırıyla vurmuş oluyorsunuz. Ve bu saldırının sonunda her ne kadar daha küçük bir alan etkilense de değişmeyen bir şey var bu nükleer silahların atıldığı bölgede ölü bölgeye dönüyor. Ve uzun yıllar buralardaki radyasyon miktarından dolayı buralara insanlar giriş yapamıyor. Yani baktığınızda çok da gerçekleşmesi ihtimal dışı bir saldırı türü değil. Putin gibi köşeye sıkışmış bir liderin alabileceği bir karar. Biliyorsunuz Rusya daha önce Kırım'ı da ilhak etti. 8 yıldır da yaptığı yanına kar kaldı. Orada yapmadığı şeyi neden burada yapsın diye düşünebilirsiniz. Ama bu sefer durum biraz daha farklı. Çünkü bu sefer Batı Ukrayna'ya ciddi destek veriyor. Haliyle Ukrayna ordusu ilhak edilen bu bölgelere kesinlikle harekat düzenleyecek. İşte o harekatın önünü Rusya bu ölü bölgelerle kesebilir. Bunda en ufak bir şüphe yok. O yüzden de bu yöntemi kullanma ihtimali geniş çaplı bir nükleer saldırı ihtimaline göre çok daha yüksek. Elbette neler olacağını yaşayıp hep birlikte göreceğiz. Ama dediğim gibi bu bahsettiğimiz ihtimalin gerçekleşmesi de şaşırtıcı olmayacaktır. Ve bu saldırı gerçekleşirse Putin'in kurtulmak için yaptığı çırpınışlardan biri olarak kabul edilebilir. Ama unutmayın ki bataklığa saplanan çırpınlıkça kurtulmaz. Tam tersi daha da batar. Ve galiba Putin bu yolda ilerliyor. Allah'a emanet olun.